Herkes ayağa kalksın. Buyurun. Evet, sizi dinliyorum. Buyurun. Cihan Bey'le niçin evlendiniz? Biz Cihan'la aynı evde büyüdük. Çocukluk arkadaşıyız. Uzun zamandır seviyoruz birbirimizi. Mert Gençer'i niçin eve aldınız? Cihan Sipahi'yi niçin öldürmeye kalktınız? Cihan'ı ben öldürmedim. İkiniz işbirliği içinde miydiniz? Hakim Bey, ben oradan girdim içeri, tamam ama hani... Mert Gencer o gece benim yanımdaydı. Sarhoştu. Hiçbir şey planlamamıştı, eminim. Ayağa kalkacak durumda değildi zaten. O kadar çok sarhoştu ki. Güldürü Hanım'ın gözü hep saatindeydi. Sanki birini bekliyordu. Kapı çaldığında hiç şaşırmadı. Yalancı. Yalancı. Kapıyı normalde hep ben açarım. Ama o koştu açtı. Eski sevgilisini eve kendi elleriyle aldı. Kardeşimle gizlice evlenmişler. Aralarında herhangi bir evlilik sözleşmesi yoktu. Kardeşim ölürse sahip olduğu her şey ona kalacak. Bu yüzden evlenmiş kardeşimle. Mert Gencer içeri girdi. Ve bu kadınla anlaştığı gibi silahı çekti. Hayır. Böyle konuşmamıştık Gülfem. Sessizlik. Bunun bedelini ödeyeceksin. Biliyorsun değil mi? Ödeyeceksin. Hanımefendiyi dışarı çıkartın. Buyurun. Siz devam edebilirsiniz. Her şeyi birlikte planlamışlar. Silahı saksıya koymasından evdeki danışıklı dövüşe kadar her şeyi birlikte planlamışlar. Sanık Mert Gencer içeri girdikten sonra ne oldu? Pardon, kusura bakmayın. Silahı kardeşime doğrulttu. Ama sonrası... hatırlayamıyorum. Şoka girmişim. Ben Cihan'ı kurtarmaya çalışıyordum. Ama Hakim Bey, bildiğim tek bir şey var. Bu kadın kardeşimle onu öldürmek için evlendi. Ve her şeyi eski sevgilisiyle planladı. Yalancı! Sen nasıl kötü bir insansın ya? Sizlik! Sen de otur yerine. Görüyorsunuz. Ya her şey ortada. Ya Cihan yoksa adalet yok. Ya Çiçek, lütfen biraz sakin ol. Kötü düşünmemeye çalış. Ya amcan tanıklık edecekti. Nerede kaldı? Karar. Hakim Bey, böldüğümüz için özür dileriz. Cihan Sipahi, tanık kürsüsüne yanaşabilirsiniz. Yapma Cihan, yapma. Tamam. Akşam yemek yiyorduk. Mert'in sesini duyduk. Güldürü kapıya koştu Güldürü. Mert
bir anda salona daldı. Silah önce Gülru'ya uzattı. Sonra bana. Boşayacaksın dedi. Boşamam dedim. Boşamam dedim. Sonra. Kafasına silahı kendi kafasına tuttu. Dayadı. Gülru üzerine atladı. Ben korktum. Ben de atladım. Hakim Bey, yemin ediyorum benim karım suçsuz, benim karım masum. Ben de bu salondaki herkes de Gülfem'in onu neden suçladığını biliyor. Cihan, yapma. Yapma, yalvarırım yeter. Yalvarırım, aç gözlerini Cihan. Mahkeme salonundasınız. Derler yerinize geçin. Cihan, bu kız için kendini yakma. Yalvarıyorum Cihan, yapma. Bu son uyarım. Ben yerinize kimseden şikayetçi değilim. Hanımefendiyi dışarı çıkartın. Yaktın. Kimse inanmasa da ben biliyorum. Ben biliyorum. Ben senin ne yaptığını biliyorum. Ben senin ne yaptığını biliyorum. Ben biliyorum, duydun mu? Ben biliyorum. Mert beni bir kere kavgada kurtarmıştı. Silahı kendi başına dayadı. Kendi gözlerimle gördüm ben. Ben kimseden şikayetçi değilim. Gereği düşünüldü. Yaz kızım. Sanık Mert Gencel, kol dokunulmazlığını ihlali ve silahla tehdit suçundan 1 yıl 3 ay, cezasının 2 yıldan az olması sebebiyle ertelenmesine. Sanık Gülru Çelik Sipahi, hakkındaki suçların düşmesine ve beraatine karar verilmiştir. Çok şükür. Arkadaşlar lütfen açar mısın? Uzak dur benden! Benim seninle konuşacak hiçbir şeyim kalmadı. Mahvettin. Her şeyi mahvettin. Beni de Cihan'ı da sen mahvettin Ömer. Yoksun. Yoksun benim için. Yok. Ömer Bey, içeride neler oldu? Mahkeme salonunda neler oldu Ömer Bey? Ömer Bey, lütfen. Gülfem Hanım neden bu kadar sinirli? Cihan'ı buraya getireceğinden haberi bile yoktu diyelim. Ömer Bey, mahkeme salonunda neler oldu? Gülfem Hanım niye bu kadar sinirli? Arkadaşlar, bir saniye lütfen. Arkadaşlar.